Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, her gün bomba haberlerle karşınızdayız. Bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Gerek Dilan Polat olayında, gerekse Erdoğan'a büyü muhabbetindeki haberlerimize göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, sosyal medya hesaplarınızda, Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta paylaşımlarınız bizi Google'da üst sıralara çıkardı arkadaşlar. Bu da bizi sevmeyenlerin yapmış olduğu spam ve şikayetlerin ortadan kalkmasına sebep oluyor yavaş yavaş. Tabii ki bunlar durmuyorlar, durmayacaklar. Biz de durmayacağız. Daha fazla paylaşacağız ve daha fazla kitleye ulaşacağız. Yayını beğenelim, paylaşalım. Haberler gelsin. Sizin götünüzde don yok diyor oğlum. Bunları anlatacağız oğlum. Bak ben senin başa neler yapacağım. Ulan bende 11 tane sistem var artık, ben çıldırdım. Efendim evlenecek çiftler. Evlenecekler ama 150 bin TL'leri eksik. Evet, 150 bin lira önemli bir para şu an Türkiye'de. Böyle altını almışlar, beyaz eşyayı almışlar, tamam mı? Perdeler tamam, halılar tamam, her şey 10 numara 5 yıldız. Evi olan evine, evi olmayan kiraya, her şeyi ayarlamış. Abi 150 bin bulamıyor. İşte konu komşuya gitmişler, demişler ki komşu 150 bin liram var mı? Bu devirde kimse 150 bin lira çıkartıp veremiyor. Bankaya gitmişler, faiz oranları yüksek, 150 alacak, 300 ödeyecek, cesaret edemiyor. Ne yapalım demişler AK Partililer olarak. Biz gençlerin bulamadığı bu 150 bin lirayı gençlere verelim, evlensinler. Yani şimdi... 150 bin lira neyi karşılar? Beyaz eşyanı karşılar. Tabii. Beyaz eşyanı karşılar. 2 yıl geri ödemesiz, sonra 4 yıl ödeyeceksin. Faiz olmayacak yazıyor. Şimdi bu 150 bin lirayı alalım abi. 2 yıl sonra zaten bu 150 bin lira bayağı değersiz bir para olur. Öderiz, gideriz. Yani bir şekilde yaparız, hallederiz. Ha, bunu nasıl ödersin kardeşim? Eyvallah. İyi bir maaşın vardır. Asgari ücretin yoktur. Asgari ücret almıyorsundur. İyi bir maaşın vardır. Bu maaşın olduğu için de 2 sene sonra sen bu riske girebilirsin. Ama asgari ücretle çalışan bir insan, yani bugün asgari ücret 11 bin lira. Yarın hadi olsun 2024'te aldım bu krediyi şimdi. 2026'da ödeyeceksin. 15 bin olsun. 11 binden 15 bin. Bol bol yerleştirelim. 2 sene sonra sen bu krediye başladığında senin alacağın asgari ücret 25 bin lira. 20-25 bin lira bandına gelecek. Ev kiralarını bugün 10-15 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin bandında sayarsak, yani makul gidersek 2 sene sonra bu ev kiraları ne olacak abi? 30 bin, 40 bin bandında. Ya sen nasıl ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin arkadaş? Ya belki benim anlattığım şey size saçma gelebilir. Abi iki kişi çalışırlar. Hayır. Burada kaç kişinin çalıştığı önemli değil. Çalışanın almış olduğu maaş önemli. Yani diyorum ki asgari ücretli için bu mümkün değil. Mümkün görünmüyor. Elektrik, su, doğalgaz, bunların hepsi. Bu mümkün görünmüyor. Ya bir de 150 bin liraya. Ya 150 bin liraya bir beyaz eşyan yani. Bilmiyorum, uzun zamandır Türkiye'de beyaz eşya fiyatlarına da bakmıyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim fiyatların ne olduğunu. Yani 150 bin lira nedir ki yani? 150 bin liraya, verdiği para 150 bin liraya. Allah'ın kitabını seversen ya. Gerçekten tuhaf. Vallahi tuhaf yani. Ama abi, millet buna bile oy verir. 150 bin lira için. Verir mi? Verir. Düşündürücü. Efendim bu da oldu. Bursa'da otobüs şoförünün psikolojisi bozulmuş. Yolcular çok konuşuyor diye yolcuları otobüsten atmış. İnin acı ya. Bunlar da inmişler aşağı. Başka otobüs gelecekmiş, bunlar alacakmış. Ya 10 numara 5 yıldız ya. Valla süper hareket. Ama işte adam ehliyetinden olacak şimdi bunlar yüzünden. Ya gerçekten. Yani insanın en büyük düşmanı insan ya.
Ya bu konuyla ilgili şimdi İstanbul'da İETT'ye bindim. Daha önce de anlattım bu konuyu. Şimdi gidiyoruz. Bir arkadaş, genç bir şoför. 2-3 gün önce de aynı şoför. Ben bu hatta daha yeni geldim abi. İşe yeni başladım. Hattı sormuştu. Ben de o hattı sürekli kullanıyordum. Yolu tarif etmiştim. Adam yolu öğrenmiş. Yolu öğrenmiş de işte insanlar kötü. Şimdi arabada 3 kişi varız. Teyzenin bir tanesi pazar arabasıyla, tamam mı, binmiş. Bu arkadan çekenler var ya, nefret ettiğim. Ama işte başka da yapacak bir şeyleri yok. Yaşlı kadınlar ne yapsınlar? Ellerinde mi taşıyacaklar? Böyle pazarda giderler, giderken böyle aniden bir dururlar. Sen de gider takılırsın. Şu bacaklarına gelir değer ya, adam böyle çıldırır orada. Neyse, konumuza geri dönelim. Gelmiş binmiş. Arabada bütün koltuklar boş. Zaten sıcak yaz. Biz de arkalardayız. Klimaya yakın yerlerdeyiz. Püfür püfür esiyor. Lan otur işte. Oturmuyor. Arabayla beraber, pazar arabasıyla arkaya doğru geliyor. Lan teyze de böyle bildiğin Tutankamon'un mumyası gibi. Yürümekte de zorlanıyor. Ne bileyim yani, Azrail gelmiş. Alayım mı almayayım mı modunda. Baba adam hafif gaza bastı kalktı. Şimdi yol bir yukarı bir aşağı. Tamam, yukarı çıkarken problem yok. Aşağı inerken teyze pazar arabasıyla küt. Arabanın önüne, şoförün önüne doğru gitti. Bu sefer ne oldu? Problem yok. Teyze iyi. İyi misin? İyisin. Daha Azrail almamış. Tamam, problem yok. Geçti. Oturtturduk teyzeyi. Aradan 4 gün geçti. Aynı güzergahtayız. Bindim arabaya. Şoför geldi yanıma. Abi dedi, bir şey diyeceğim. Buyur kardeş. Ya dedi, numaranı alabilir miyim? Lan dedim, o kadar da tamam ünlüyüm ama abi dedi, böyle böyle geçen binen teyze vardı ya, sen arabadaydın, evet. Ya kızı avukatmış, oğlu avukatmış, dava açacaklarmış bana. Arabada hızlı kullanmışım, onu düşürmüşüm. Kamera var mı dedim, var kameralar da gene de şeye çağırırlar diye senin numaranı alayım, müfadeye, görgü tanığı falan. İyi dedim. Şimdi dönüyorum bakıyorum. Şimdi bu adamlar bu şekilde çalışıyorlar yıllarca. Arkadaşlar bakın, hem sizin sıkıntınızla ilgileniyorlar. Hem yol, hem uykusuzluk, hem kendi çoluğunun çocuğunun derdi, karısının sıkıntıları, ailevi problemleri. Bunlar insan. Bunlar insan, tamam mı? Yoldaki gerizekalıların saçma sapan hal ve hareketleri. Bunlar insan. Bunlar robot değil. Yani bizim bu insanlara saygı göstermemiz lazım. Ama bizim bu insanlara iyi davranmamız lazım. Sürekli anlattığım olaylardan bir tanesi de bu Adana'da. Adana nereden? Adanalılar beni andı. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde İstanbul'da buraya hasta götüren bir ambulansçı abimiz var. Aile dostu. Onunla konuşuyoruz. Ya diyor, hastayı götürdüm diyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olduğu için diyor, korkuyorum, giremiyorum. Bana dediler ki yardım et dediler, içeriye kadar getir. Ben de götürdüm. Sonra bana dediler ikinci kata çık, müdüriyet mi ne var? Burada kağıt var, kağıdı alacaksın, getireceksin bu hastayı, getirdiğine dair imza atacağım. Şimdi merdivenden çıkıyorsun, orada oda var. Oraya geçsene kardeşim diyor. Gitmiş daha koridorun sonuna. Ben de diyor koridorun sonuna kadar gittim diyor. Lan arkadaş, tuhaf tuhaf insanlar var, akli dengesini kaybetmiş. Allah kimseyi oraya düşürmesin. Böyle geçerken baktım bir tanesine, oradan da geçer abi, buradan da geçer abi, oradan da geçer abi, buradan da geçer abi. Sonra oradaki arkadaşa sordum, ya dedim bu hastanın neyi var dedim, bu niye böyle sürekli oradan da geçer, buradan da geçer. Ya o Adana'da geldi. Hayırdır? Adana'da otobüs şoförüymüş. Sıcakta herkes şuradan geçer mi, buradan geçer mi diye 40 derece sıcakta diyor kafayı yemiş arkadaş. Oradan da geçer abi, buradan da geçer abi, oradan da geçer abi diye diye bu hale gelmiş. Şimdi bunun sorumlusu kim? Sizsiniz. Ey Adanalılar! Sizsiniz abi. Biziz biz, insanlar. Onun için bak, ya bir gün arabaya bindiğinde bir merhaba de. Bir merhaba de ya. Şunu bile diyemiyoruz ya. Şunu diyemiyoruz. Kardeş nasılsın diyemiyoruz. Yani böyle bir ülke olduk yani. Lan kamu spotu gibi video oldu, neyse.
siz anlarsınız. Efendim Muhammed Yakut Dilan Polat'ı ifşalamıştı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ipini çekmişti. Tabii Dilan Polat, Engin Polat nihayet aylar sonra gözaltına alındı. Arabalarına el konuldu. Hatta Engin Polat'ın veya Dilan Polat'ın anneannesinin üzerine 4 tane şirketin açıldığına dair bir haber var. Anneanneyi de getirmişler, kelepçelemişler. 80 yaşında kadın yürümekte zorlanıyor. Sonra sağlık sebeplerinden dolayı da serbest bırakmışlar. Kadının dünyadan haberi yok. Şimdi bu olayın farklı bir rezilliği. Tabii ister istemez bu AK Merkez, Sedat Peker'in de bahsettiği, burada bazı katlarda dönen bazı tuhaf tuhaf şeyler. Buralara gidecekler mi, buralara operasyon yapacaklar mı? Bu bir aylık bekleme süresi, acaba bu AK Merkez denilen, burada bir çetenin olduğunu söylemişti Sedat Peker ve Muhammed Yakut. Bu çete buraları temizledi mi? Ve bu bir aylık süreçte buralar temizlendi. Şimdi belki de buralara da operasyon gelecek. Ve bu operasyon yapılırken de Dilan Polat ve Engin Polat öttü. Ve biz de bu operasyonu yaptık gibi mi gösterecekler? Tabii soru soruyu doğuruyor. Neyse. Şimdi bu konuyla ay izledim sinirlerim bozuluyor. Kabullenemiyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Para senin gözün kör olsun. Para Allah seni bildiği gibi yapsın. Ay lan. Ay Dilan. Gelin Dilan. Kurban Dilan. Dilan Polat, Engin Polat gözaltına alındı. Bir baktık abi Muhammed Yakut bir paylaşım daha yaptı. Demet Akalın'a ve Okan Kurt'a diyor ki sıra size geldi. Ya da sıra size geliyor. Ya da sıra size gelecek. Ya da sıra sizde. Artık nasıl yorumlarsınız? Ve sosyal medya karıştı. Ortalık 56'ya. Kardeşim, şimdi birileri bunu sulandırmak istiyor. Gazeteci Erk Acerer diyor ki bu orijinal Muhammed Yakut değil. Bu sahte hesap. Bu hesabın atmış olduğu şeylere bakmayın. Birileri bu davayı sulandırmak için ortaya böyle şeyler atıyorlar. Yani bu tarz şeyler normal şeyler değil. Belki de Dilan Polat ve Engin Polat'ı iftiraya kurban gittiler gibi gösterip bakın madem Demet Akalın, Okan Kurt dedi onlara bir şey olmadı. Demek ki onlar suçsuz, bunlar da suçsuz diyerek beraat ettirecekler. Her şey olabilir. Onun için her gördüğümüz habere inanmayın arkadaşlar. Gazeteci Erk Acerer diyor ki bu orijinal Muhammed Yakut değil. Hatta bu sayfanın bir mesajı gelmiş. Ben Muhammed Yakut değilim abi ama bana güvenebilirsin. Ya böyle saçma sapan işler. Haberiniz olsun arkadaşlar. Doğrusu neyse onu söyleyelim. Ona göre de birilerine iftira atmayalım. Sevsek de sevmesek de haber budur. Düşündürücü. Şimdi aramızda bazı arkadaşlar dini konuda çok hassaslar. Abi dini konulara girmesek olur mu diyorlar. Dün bir yorum gördüm. Bayağı bir Instagram'da da bu tarz konularda yorumlar geliyor. Arkadaşlar din sizin tek elinizde mi? Veya din sadece sakallıların, cübbelilerin, sarıkların veya cami imamlarının konuşabileceği, onun dışında kimsenin konuşamayacağı, he? Şartların bir bütünü mü? Nedir yani bu din? Nedir bu dini konuda bu korkunuz, bu endişeniz? Cehennem korkusu mu? He? İnandığınız Allah'ınız ters bir şey söylersem sırf beni dinlediğinizden dolayı da sizi yargılar diye mi korkuyorsunuz? Soruyorum. Bana dini konuları konuşmayın diyen arkadaşların kaç tanesi fıkıh, hadis, tefsir dersi almış? Hı? Kaç tanesi Kur'an-ı Kerim'in mahreci, tamam mı? Harf mahreçleri konusunda tecvidi mecvidi bir kenara bırak eğitim almış? Soruyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okudun mu okumadın mı o muhabbete hiç girmiyorum. Yani sadece bunları soruyorum. Sadece bunları soruyorum. Bilenlere eyvallah. Hiçbir şey demiyorum ama bilmeyip bilmediği halde bana abi dini konulara girmesek diyen arkadaşlara arkadaşlar dini konuşabilecek eğitimde bir insan. Neyin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Benim eleştirilerim size sert gelebilir. Ama yıllarca cami imamlarından tut da
gitmiş olduğumuz Diyanet'in Kur'an kurslarındaki hocalarına varıncaya kadar, her cuma anlatmış oldukları hikayelere varıncaya kadar herkes Allah'ın zalimin zulmünü yanına bırakmayacağından bahsediyor ya. Ben de dönüp şu soruyu soruyorum. Buyursun. Filistin'de İsrail Filistinlileri ne hale getiriyor çoluk çocuk? Buyursun. Müdahale etsin diyorum. Suç mu işliyorum? Burada benim karşıma şu geliyor. Allah'ın zaman kavramıyla bizim zaman kavramımız aynı değil. Yani sen Allah'ın işine karışma, Allah müdahale etmiyorsa vardır bir bildiği diyor o hocalardan bir tanesi de. Evliyalar Gazze'de diye cübbeli miydi? Birisi ortaya bir şey atınca sonra ne evliyası anasını satayım, habire bombalar Gazze'de. Bunlar bombaları evliya zannetmiş. Işıkla iniyorlar ya böyle. Bilim cübbeli bakmış, ola bu bizim evliyalardan biri olabilir. Öyle düşündü galiba. Sonra baktılar ki hiç kimsenin yardıma koşacağı yok. Allah belanı versin diyoruz. Bela da yok. Bu sefer dediler ki ya işte alimlere, ulemalara soruyoruz. Onlar diyorlar ki kardeş ne yapalım, biz de Allah'ın bir çalışanıyız. Yani ona getiriyorlar orayı. Allah müdahale etmeyin diyor, müdahale etmiyoruz. İş oraya geldi. Hani bir ara bunların zamları yapan Allah'tır muhabbeti vardı ya. Zamları yapan Allah'tır, doları yükselten Allah'tır, euroyu yükselten Allah'tır. Düşüren de Tayyip'tir. İki Allah arasında gidip geliyoruz. Nasıl oluyor? Dardinliler, Süslümanlar. Nasıl oluyor? İki Allah arasında gidip geliyoruz. Hangisi sizi cennete götürecek? Herkesin inandığı tek Allah mı? Yoksa sizin inandığınız üç harfli mi? Hangisi? Soruyorum. Yani. Şimdi ben de şunu diyorum. Madem bu hocanın söylediği doğru, Allah oraya müdahale ettirmiyorsa ben niye müdahale ediyorum diyorum kardeşim. Ben niye müdahale ediyorum? Benim Mehmet'im niye müdahale ediyor? Allah'ın müdahale etmediği bir yere. Yıllarca camilerde hocalar bize yahu Allah yardıma koşacaktır, Allah İsrail'i yerle bir edecektir, Allah işte Amerika'yı yerle bir edecektir, Siyonizmi, Miyonizmi sayıyorlar. O kadar sayıyorlardı ki. Hani nerede? Yok etsin. Yok etsin. Kardeşim cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Benim bu dünyamı cehenneme çevirmiş, sen kalkmış bana diyorsun ki ya bu dünyada başına bir şey gelmediyse ahirette elbet Allah hesabını sorar. Benim bu dünyamı başıma cehenneme çevirmiş. Ne ahireti lan? Ne ahireti adamı, çıldırtmayın. Ahiretmiş. Zulmedenin zulmü yanına kar kalıyor. Olay bu. Sonra da bana çıkıyorsun dinden bahsediyorsun. Ne dini? Vay efendim konuşma. Onu konuşmayalım. Bunu konuşmayalım. Şu konuya girmeyelim. Bu konuya girmeyelim. Allah'ın zoruna gider, sonra başımıza bir şey gelir. Korku, 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 korku. Yakacak Allah. Hep böyle büyütüldük. Böyle büyütüldük. Tabii. Allah yakar. Hadi babaannemi anlarım, dedemi anlarım, cahil insanlar. Olur, böyle derler. Camideki imam da bunu diyordu. Böyle yapıyordu. Allah yakacak. Cehennemde şu var, bu var. Cehennem, cehennem, cehennem. Bıktık ya. Yeter ya. Korkutarak Müslüman yaptınız insanları. Sorgulamasınlar, sormasınlar. İşte sormadıklarından, sorgulamadıklarından dolayı sizin orada tarikat dediğiniz, sözde sizi Allah'a götürecek olanların 30 milyonluk, 40 milyonluk Mercedes'lere binerken sizin gidip sırf sevaba giriyoruz diye tarlalarınızda çalıştığınızı görüyoruz. Madem bu sevap, kendisi çalışsın mı? Kendisinin sevaba ihtiyacı yok mu? O cennetlik mi oldu lan? Cennetini garantiledi. Soruyoruz bunu.
Bunu sorduğumuz zaman da bize kafir diyorlar, zaten şapka takıyor diyorlar. Bir de bu Yahudi şapkasıymış. Sormak zorundayız. Soracağız da. İnadına soracağım. İnadına soracağım. Yıllarca bize bu hikayeleri anlattınız. Allah İsrail'i yerle bir edecek dediniz. Bak Filistin'i yerle bir ediyor. İsrail bombalıyor. Biz de diyoruz ki hadi hocalarımız dua edin. Allah'ımız İsrail'i yerle bir etsin. Madem Müslümanlar olarak sizin gücünüz yetmiyor. Abi Mehmetçik oraya giderse ne olacak? Soruyorum, ne olacak? Bak gitti Suriye'ye, ne oldu? Bir bomba, onlarca cenaze geldi. Şehit. Ne oldu kardeşim, ne oldu? Ne oldu? Ben kime ne anlatıyorum ya? Ama boşver. Türkiye'de doğruları konuşursan, 9 köyden kovuyorlar da, bazıları da doğrular konuşulmasın diye bir taraflarını yırtıyorlar. Birilerinin anasına küfür etsek gülerler. Ama tuttukları takımla ilgili herhangi bir haber yapıldığında kendilerine hakaret kabul edip savunmaya geçiyorlar. Ananız tuttuğunuz takımdan daha önemli. Önce bunun farkına var. Şimdi dünkü videomuzda bir haber içerisinde 3-4 tane haber vardı. Bilerek birleştirdim futbol olduğu için. Yani videonun başında futbol konuşup siyaset gidip güncel haber gidip sonra tekrardan futbola dönmeyelim. Tuzla Spor'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Galatasaray'a, bunların hepsine geçiyorum. Daha bunu anlayacak beyin yok beyefendi de. Yorumlara bakıyorum, yorumlarda yardırmış. Tamam anladık baba, Fenerbahçelisin, nereden anladın benim Fenerbahçeli olduğumu? Fenerbahçeli futbolcular Pendik'in sahasında oynuyor. Ama Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'a geldiği zaman ya bu saha futbola uygun değil diye ortaya bir şey çıkıyor. Doğrudur değildir bilmiyorum ama bunlar iddia. Gazeteciler bu iddiaları gündeme getiriyor. Ve diğer takımların Pendik'in sahasında maç oynamasına müsaade edilmeyecek diye bir haber çıkıyor ortaya. Ve biz bunu haber yapıyoruz. Benim için haber değeri olan bir şey. Bu beni Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu yapar mı? Yapar mı? Yapmaz. Yapmamalı. Orada önemli bir haber var. Tuzla Spor'un kara para aklama muhabbeti. Ona kimse değinmemiş. Onunla ilgili yorumlarda Tuzla Spor'u savuran bir Allah'ın kulu yok. Ama iş nasıl da dört büyüklerle ilgili bir şey ortaya çıktığında nasıl bağırıyorlar, nasıl çağırıyorlar? Lan babanızın oğlu mu lan bu takımlardaki başkanlar, hocalar? Babanızın oğlu mu? La babanız olsa böyle savunmazsınız. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Geçmişte Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi videosunu koymuştu. Ya Ankara'ya gittik geldik, 200 milyon vergi borcunu 15 milyona indirdik. Dedi değil mi? 15 milyona indirdik ya. Kim yaptı? Biz yaptık. Bizi sevdiklerinden, oy için, oy almak için, taraftara güzel görünmek için aslında açıklamaması gereken, bu bir suçtur ya. Bunu açıklıyor adam. Sonra bir haber çıkıyor ortaya. Dört büyükler gitmiş Mehmet Şimşek'ten vergi borcumuzu indirin demiş. Mehmet Şimşek de demiş ki efendim siz transfer döneminde uçak kaldırdınız, indirdiniz. Bundan dolayı da o zaman hava atmasını biliyordunuz, tıpış tıpış bu vergiyi ödeyin. Sen kalkacaksın Ahmet Nur Çebi'nin 200 milyonluk vergi borcunu 15'e düşüreceksin. Fener'e, Galatasaray'a, Trabzon'a geldiği zaman da hayır diyeceksin. Ben o zaman nasıl Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş'a eleştiriyorsam? Şimdi de ortada bir şey var, haber var. Doğrudur değildir bilmiyorum. İddiadır bu. Bunu yapıyorum. Yapmak zorundayım. Erden Timur mudur nedir? Galatasaray'ın yöneticisi, adını da doğru düzgün söyleyemiyorum. TFF başkanıyla ortak olduklarına dair ortada bir haber var. Yalansa çıksın, yalan desinler, yalanlasınlar. Haber değeri var mı? Var. Beni ilgilendiren bu. Beni ilgilendiren Ender'in Galatasaraylı olması, Beşiktaşlı, Trabzonlu olması değil. Ben bu haberi yaptım diye ne oldu? Ne oldu yani? Ben Beşiktaşlı mı oldum? Arkadaşlar. Yani ben kitabın ortasından konuşan bir insanım. Beni tanımamışsın daha. Hani bazı böyle futbol yorumu yapan kanalları izliyorsun.
Beşiktaş'ı övüyorlar. Şöyle harika, böyle harika. Trabzon, o mükemmel, süper. Galatasaray, o uçuyor. Fenerbahçe, o kaçıyor. Niye? Takipçi gelsin diye. Bende böyle bir dert yok. Kitabın ortasından şak 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 konuşuyorum. Ha, zoruna mı gidiyor? Git onları izle. Git onları takip et. Takibi bırakırım. Edersen Ekim'e kadar, etmezsen Kasım'a kadar. Yani onu söylemeyeyim burada yani. Beni böyle tehdit edemezsin. Beni böyle tehdit edemezsin ya. Tamam. Bu konuda anlaşalım. Bu konuda anlaşmamız lazım. Benim için haber değeri olan ne varsa yaparım. Twitter'da o gün X bir mankenin götü mü konuşuluyor? Götüne haber yaparım. Beni ilgilendirmez. Millet onu konuşuyorsa ona haber yaparım. Hani diyorsunuz ya, Dilan Polat'ı niye bu kadar şey yapıyorum abi falan. Baba, onu konuşuyorlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım yani? 85 yaşındaki adamı kulakları duymuyor, gözleri görmüyor, cezaevine atmışlar. Aynı gün Dilan Polat'la haberi yapılıyor, bir Allah'ın kulu konuşmuyor. Yani kim neyi konuşuyorsa onu yapıyoruz. Burada da bu konuşuluyor mu? Konuşuluyor, bitti. Tuzla konuşuluyor mu? Konuşuluyor, bitti. Yaparım. Sen bana takibi bırakırız, senin Fenerbahçeli olduğunu anladık, tamam. Ne saçmalıyorsun oğlum, ben Fenerbahçe ile ilgili o kadar şey söyledim burada. Ne saçmalıyorsun? Yani illa birilerine alışmışlar abi yalamaya. Biz yalamıyoruz diye problem oluyor yani. AKP'den bir farkları yok ki. Aynı AKP'liler yala yala diyor ya. Yalamayanı terörist ilan ediyorlar. Aynen o hesap yani. Bunlar da, bunların da bir farkı yok. Herkese kırmızı gül dağıt. Sana da sana da. Yok öyle. Burada öyle bir şey yok. Ben herkese kırmızı gül dağıtamam. Kitabın ortasından bam 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 vururum. Ha, yapılan haber, ortaya atılan iddia yanlıştır. Bununla ilgili ortaya bir şey çıkar arkadaşlar, bu yanlışmış, bu iddia doğru değilmiş de derim. Okey. Anlaştık mı kardeş? Umarım anlaşmışızdır. Düşündürücü. Sizin götünüzde don yok diyor oğlum. Bunları anlatacağız oğlum. Bak ben senin başına neler yapacağım. Ulan bende 11 tane sistem var artık. Beni çıldırtmayın. Benle uğraşmayın ulan. Sen çok namussuz bir adamsan ulan. Sen nasıl aşağılık bir adamsan ulan. Ben çok tehlikeli bir adam. Benim bu kalbim ulan 5 yaşındaki bir çocuğun kalbidir benim ulan.